Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay Şərq Türkistanğa ən igiz hava rayı istansı qurdi. Xitay rejimi Şərq Türkistanğa caylaşqan qurum tığının ən igiz çoqqısığa hava rayı istansı qurğanlığını elan qıldı. Xinhua agentliginin 30-nji oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy tadqiqot guruhi Sharq Turkistonga joylashgan qurum tig'ining dengiz yuzidan 5896 metr egizlikda avtomatik havarayi stansiyasi qurganligini e'lon qilgan. Bildirilishicha, yangidan havarayi stansiyasi qurilgan o'rin qurum tig'idagi eng egiz o'rin bo'lib, bu o'rin dunyoning ugusi deb atalgan qurum tig'ining o'tir bo'ligiga joylashgan. Bu tadqiqot guruhi Xitoy Fanlar Akademiyasi qaramog'idagi atmosfera fizika tadqiqot o'rni va atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik meteorologiya mulozimatidan tashkillangan bo'lib, bu guruhpa mazkur havarayi stansiyasi qurilishini tamomlash uchun 3 oy vaqt sarf qilgan. Tadqiqot atriti bu vaqtda to'xtalib, yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonning janubidimi favqulodda havarayi hodisalari ko'payib, egizlikning barg'ansiri namlanishib ketganligini, bu yangi havarayi stansiyasining olimlarni qurum tig'ining egizlikdagi havarayi jarayoni, klimat o'zgarishi va o'zgicha ho'l yig'in alohidaligini tadqiq qilish uchun meteorologiyalik sanliq ma'lumot bilan ta'minlaydiganligini bildirgan. Hindiston chegara rayonida Xitoyga qarshi qurilish turini ko'paytirdi. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkiston, Tibet bilan Hindiston chegara bo'yiga ul aslahalari qurilishini kuchaytirgan bo'lib, Hindiston ham buningga taqobil turish iqtidorini kuchaytirmoqda. Arunachal kuzatuvchisi to'rining 30-nji oktyabr xabar qilishicha, Hindiston davlat mudofaa ministri Rajnat Singh Xitoyga taqobil turish iqtidorini kuchaytirish uchun qimmati 350 million dollarga yetadigan chegara yo'li o'rgini plan turini tasdiqlagan bo'lib, bu Rajnat Singhning Hindiston zaminini bexatar qilish, chegara bo'yidagi rayonlarning taraqqiyotini ilgari sürüş vadisining ishqa oshirilishi ekan. Bildirilishicha 24 avgust Hindiston bosh ministri Narendra Modi bilan Xitoy rejimi raisi Xi Jinping Johannesburgda o'tkazilgan kesak oltin davlatlari boshliqlari yig'ini harpisida amaliy kontrol chizig'i bo'yidagi askarlarni tizdan chekindirish va 2020 yili maydan boshlangan jiddiy vaziyatni pasaytirish challigini kuchaytirishga qo'shilgan. Navbatda ikki taraf amaliy kontrol chizig'i bo'yiga keng ko'lamda askar o'rinlashtirgan. Garchi ikki taraf ko'p xil harbiy va diplomatik suhbatlarni o'tkazgan bo'lsa-mu, biroq chegaradan butunlay chekinib ketolmagan. 2 oy yo'qab ketgandan keyin vazifasidan olinganligi e'lon qilingan Xitoy mudofaa ministri Li Shangfu aprel oyida Yangi Dehliga qilgan ziyorati jarayonida ikki davlat munosabatidagi tirkishishni amaldan qoldirish, chegara vaziyatini muqimlashtirishni talab qiladiganligini bildirgan edi. Hindiston tarafining aytishicha, agar chegara bo'yidagi to'qinish hal qilinmasa, ikki davlatning munosabati normal holatga kelmaydi ekan. Hindiston amaldorlari bilan ko'rishganda qilgan va'dasiga amal qilmagan Xitoy rejimi navbatda Tibet rayonida yangidan harbiy ul aslahalarni qurish orqali Hindistonni andishiga selib qo'ygan bo'lib, Xitoy amaldorlarining nima deyishidan qat'iy nazar, Hindiston harbiy kuzatuvchilari Xitoyning chegarada qurgan ul aslaha qurilishi Hindiston talab qilgandek 2020 yili 4 oydan burunqi vaziyatga keltirish orzusiga xilof deb qarigan. Amerika Filippin uchun Xitoy bilan urush qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Xitoy bilan Filippin arasida talash tortish bo'lib atgan oralig'i yaqin joyda kema so'qilish voqeasi yuz bergandan keyin Amerika Filippin uchun Xitoy bilan urush qilishga tayyor ekanligini ta'kidladi. Amerika ovozining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Jo Bayden Birlashma muxbirlarini kutib olish yig'inida Amerikaning Filippin bilan bo'lgan mudofaa kelishimining uyultashdek mustahkam ekanligini, Filippinning ayruplani, paroxoti yoki qurolli qismlarga qilingan har qanday hujumning Amerika bilan Filippin o'rtasidagi mudofaa kelishimini harakatlantirganligini bildirgan. Bayden Xitoy bilan Filippinning Janubiy dengizdagi talash tortishining kuchayib ketganligini, Amerika armiyasining Filippin uchun yadro qurolga ega Xitoy bilan urush qilishni xohlaydiganligini, Osiyodagi ikki davlatdan kelgan paroxotlarning talash tortishdagi oralig'i yaqinlashganligini aytgan. Bildirilishicha 1951 yildagi o'zaro mudofaa shartnomasiga asosan Amerika bilan Filippin birlikda tashqi kuchining hujumidan mudofaalandi ekan. New York pochtasining xabar qilishicha 22 oktyabr atiganda Filippinning ikki harbiy paroxoti Xitoy paroxoti bilan so'qilgan bo'lib, Filippin taraf Xitoyning Filippinda turishlik bosh elchisini ministerlikka chaqirtib norozilik bildirgan. Xitoy armiyasi janubiy qism urush rayonining axborot bayonotchisi 30 oktyabr norozilik bayonoti e'lon qilib,
Filippin'nin 39-cu numarlı qoğduğucu paraxotu Xitayning Huangyandao aralığı yakın deniz dəvəlikigi qanunsuz bösüp girgenlikini Xitay armiyesi Janubi qısım Uruş rayonu deniz hava əskeri küçünü təşkilləb nazarat qılıp agahlandırış beriş arqılıq tosup qalganlıqını Filippin'nin qılmışı Xitayning igilik hukukuğu dəxli təruz qılganlıq boludugallıqını jar salgan idi. Dağıstan xalqı İsrailiyəgi narazılıq bildirdi. На борт, быстро все на борт! Rusiyanın Dağıstan Abdunum Cumhuriyeti'de İsrailiyadan kelgan bir yolcular ayroplanının Mahaçkala ayrodromiga qo'nganligini anglagan xalq ayrodromga besib kirgan bo'lib, g'azablangan xalq bilan bexatarlik qismlari o'tirsida to'qunish yuz berib, 20 kishi yaralandi. TRT xabarlari to'g'rining xabarida bildirilishicha, namoyishchilar İsrailiyaning G'azza rayoniga qilgan hujumiga qarata norozilik bildirib, İsrailiyalik yo'lovchilarning davlatga kelishiga ruxsat qilinmasligini va ayroplanni darhol Tel Avivga qaytirib o'tish kerakligini talab qilgan. Namoyishchilar bexatarlik to'siqlarini bo'sib uchish yo'liga kelgan bo'lib, xalq bilan bexatarlik saqchilari orasidagi to'qunishda 20 kishi yaralanib, 60 kishi nazoratga olingan. To'qunishda aerodromning ba'zi derazasi va eshiklari chaqilgan. Rossiya aviatsiya idorasi bu haqda bayonot e'lon qilib, Mahachkala aerodromida voqea sababli 6 noyabrgacha navbatchi aeroplanlarning uchishi to'xtatilganligini bildirgan. Hakan Fidan Palestinni qo'llash namoyishini cheklab, Qur'onga hujum qilishga yo'l qo'yish qo'sh o'lchamdir dedi. Turkiya tashqi ishlar ministri Hakan Fidan bir qism Yevropa davlatlarida Palestinni qo'llash namoyishlariga cheklash tadbirlari yo'lga qo'yilib, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimga qilingan hujumlarga fikr erkinligi nomi ostida ruxsat qilinishi qo'sh o'lchamdir dedi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Türkiye Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan, Avrupa İhtipakı'nın Türkiye'deki vekilleri başlığı, başelçi Nikolas Mier Landrut ve Avrupa İhtipakı'nı azad devletlerinin Ankara'da duruşluk başelçilerini Taşkı İşler Ministerliği karmakıdaki Avrupa İhtipakı başkarması binasıda kubul kılgan. Diplomatik menbelerden igellengen uçurlarına asaslanğanda, Fidan başelçilerini kütüveliş çariyanıda bazı uçurlarını bergen. O, Gazze'ye alakadar özgürüşler doğrusu toxtulup, puralarını zərbi obikti kılgan hücumlarının kubul kılgılı bulmaydıqalıqını, onlarını dərhal toxtutup, uruş toxtuş elan kılınışı kerekliğini təkdiligen. Hakan Fidan, biz toqunuşunun rayon səviyyəsigi yitip qilişinin aldını elişimiz kerek. İki devletlik həl qiliş çağrısını nişan qılgan tinişlik müsabisi qubul qılıngan dairidə tizdin başlışı kerek. Bu asasda biz kepillik mexanizmədən paydılınışqı bulduğalıqıqı işinimiz digən. Və sözün davamlaşdırıb, bir qısım Avropa devletlərdə Pələstinni qollaş namayışlarıqı çəkiləş tədbirləri yolu qoyulub, müqaddəs kitabımız Qur'an-ı Kerimgi qılıngan hücumlarqa fikir ərkilliki namı asıdı ruxsat qılınışı qoş ölçəmdə diğerlerini kayıt kılgan. Hakan Fidan tertipsiz köçmenlikke takabül duruş meselesi de mu Avrupa İhtipakı'nın 18. Mart gelişiminin talepini uğrundışı ve tihamı köp yükünü ortaklaşışı kereklikini tilga elip terörlükü karıştırışta tihamı küçülük hemkarlık uğrundışımız kerek. Türkiye, etrafımızdaki meselelerinin hal kılınışı da intayin muhim rol oynaydı. Avrupa İhtipakı'nın Türkiye'ye Irak'ını görerlik bilen yıkılışıp uşak çüşek siyasi pilallarını bir ketki kayırıp koyuşunu ümit kılımız diyen. Türkiye, Gazze'deki Türkiye-Palestin Dostluk Doktorhanası'nın bombardıman kılınışını ayıpladı. Türkiye, Gazze'deki Türkiye-Palestin Dostluk Doktorhanası'nı kılınan hücumunu en küçülük tarihinde ayıplaydıqanlıqını uxturdu. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği yazımı bayanat elan kılıp, biz İsrailiyanın Gazze'deki Türkiye-Palestin Dostluk Doktorhanası'nı kılgan hücumunu en küçülük tarihinde ayıplaymız. Barlık zörür uçurları İsrailiya dairleri bilen ortaklaşılgan buluşuğu karamay, Gazze'deki birdenbir rakkesellikleri doktorhanasının bu şekilde hücum kılınışını izahlıqılı bulmaydı diğerlerine kayıt kıldı. Bayanatta Gazze'deki Palestin halkını en asaslı hukuklardan mahrum kılışını maksat kılgan korşav ve insan kalibinden çıkan hücumlar halkara kanunga uçuk aşkarı hılap digen ibarlarına uğrun berilgen bulup, İsrailiyanın Gazze ahalisini karı kuyuk aleti zerbi obikti kılıştın vazgeçişi gerekliliği tähkitlendi. Gazze'deki rak bimarları davalını batkan birdenbir doktorhanı bulgan Türkiye-Palestin Dostluk Doktorhanesi Palestin'deki en çoğun doktorhanlarının biri idi. Türkiye tarafından tahminen 34.800 kvadrat metr jayğı selingan 3 qavatlik bu doktorhana 180 karavatlıq bulup, kuruluşu 2017 yılı pütküzülgen idi. Kırgızistan Türkiye'den korallık uçkuçsız hava aparatı seti valdi.
Kırgızistan Türkiye'den Aksungur ve Akıncı namlık kurallık uçkuçsuz hava aparatlarını setip aldı. Kırgızistan Prezidentlik Mahkemesi'nin bildirişçe, Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov Türkiye'den setip alğan zamanevi ve yukur teknikli kurallık uçkuçsuz hava aparatlarının devletin bihaterlikigi kapalatlık kılış üçün zor tökpü kuşuduğalıqını təkitligen. Yeni bir tarafdan Kırgızistan armiyesi bu kurallık uçkuçsuz hava aparatları katnaştırılgan tüncü hərbi manevrinimi ötküzgen. Amerika NATO'nu küçeytiş üçün Türkiye bilen devamlıq həmkarlışıduğalıqını bildirdi. Amerika Türkiye'nin Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın kıymetlik ihtibatışı işgallikini təkitləb, NATO'nu küçeytiş üçün Türkiye bilen həmkarlışını devamlaştırdığalıqını bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Matthew Miller, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ın terörlük teşkilatı emeslikü doğrusudaki bayanatıdan kiyen, Türkiye'nin NATO'dan çıkırı vetiş doğrusudaki çakırıqlarına münasifetlik bir sualga cevap verip, bizden bu meseledeki köz karışımız uxşumusu mu, ben Türkiye'nin NATO'nun kıymetlik ihtibatışı işgallikini eydalayman, deyip cevap verdi. Miller ihtibakını küçeytiş üçün Ankara bilen devamlıq həmkarlışıdığalıqını bildirip, Şivisiyanın NATO'a kiriş kilişiminin Türkiye parlamentiğe əvətilgəlikini mu əskertip ötdi. O bunun Türkiye hükümeti bilen özleri otursudu yüzbergen tuncu qıtımlıq düşünüşməslik əməslikini təkitledi ve özlerinin Türkiye'ni heli həm təşəbbüskar ve bərpaçı bir NATO ihtibak dışı dəb qaraydığalıqlarını əskertdi. Hürmetli görmelerimiz, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertik programımız görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.